Prolaktin beyindeki hipofiz bezinden salgılanan bir hormon. Süt hormonu diyoruz biz buna. Aslında fizyolojik olarak görevi gebelikte ve emzirme sırasında süt vermeyi kolaylaştırmak. Ama bu bazen hipofiz bezindeki adenomlar ya da bazen açıklanamayan sebeplerle kanda normalden beklenenin üstünde daha fazla prolaktin ölçebiliriz. Bu ne yapar prolaktin? Daha üst kademelerde, hipotalamus dediğimiz merkezlerde prolaktin salgılatan mekanizmalar da bozulabileceği için ve aynı zamanda kendisi de yumurtlamayı etkileyebileceği için yumurtlamayı bozabilir veya yumurtlama olsa bile yumurtanın yumurtlama dönemindeki lütel fazdaki bazı problemleri neden olarak hem gebe kalmayı engel olabilir hem de döllenmiş yumurta olsa bile bu yumurtanın rahime düzgün tutunmasına engel olabilir. Uzun vadede de bakarsak prolaktin hormonu yumurtlamayı bozduğunu söylemiştik. Östrojen eksikliği yani hipoöstrojenizm yaratarak kadında bir takım başka şikayetlere de yol açabilir. Örneğin vajinal kuruluk olabilir, göğüslerden süt gelebilir, yaşam kalitesini bozabilir. Bu nedenle prolaktini yükselten diğer faktörler de araştırılması lazım. Prolaktin yüksekliği neden olur? Tiroid hormonu bozukluklarından olabilir. Beyinde yine aynı biraz önce söylediğimiz gibi prolaktin salgılayan tümörler olabilir. Böbrek veya karaciğerde bazı hastalıklar nedeniyle olabilir. Veya bazı kullanılan ilaçlar prolaktini yükseltebilir. Burada önemli olan nedeni bulmak. O nedeni düzelttiğimiz zaman zaten prolaktin normale düşer ama bazen de açıklanamayan nedenlerle yüksek olur. Bunda da eğer çok yüksek değilse genellikle ellemeyiz ama biraz sınır aşan ve yüksek ve yumurtlamayı bozan değerlerde de ilaçlarla normale getirmeye çalışırız.